Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bolu'da ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ'ın il başkanlığına başlayan programı, Cuma namazı sonrasında İzzet Baysal Caddesi üzerinde devam etti. Cadde üzerinde partilerle beraber yürüyen Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Özdağ ile kendisini siyasi geçmişi ile ilgili eleştiren bir vatandaş arasında sözlü tartışma yaşandı. Siz de partinizi ayırdınız, kurdunuz, niye ayrıldınız, niye geçtiniz buraya? Söyle bakayım, sebep ne? Hangi partiden başladınız? Siz partiden ayrıldınız. Hangi partiden? İyi Parti'den ayrıldınız. Yok, biz iyi partiden önceki partiden sizi getiren kim? Ha, İyi Parti'den ayrıldık. MHP'den gelmedin mi sen? Zafer Partisi. Sizi MHP'ye sizi seçip getirmedi mi? Siz seçildiniz, önde adım attınız, önde İyi Parti'yi kurduydunuz. Doğru, İyi Parti'yi kurduk. Sonra da oradan hız geçtiniz, tek parti. Zafer Partisi'ni kurdum, doğru. Kurdunuz, tamam, hayırlı olsun. Hayırlı olsun, Allah razı olsun. Tamam. Senin de duanı isteriz, desteğini isteriz. Tamam, ben destek vermem. Niye vermezsin? Vermem. Ya ucubelere ben destek vermem. Bize ucube mi diyorsun? Ucube diyorum. Neden ucubeyiz? Neden? Ucube diyorum kardeşim. Neden ucube diyorsun? Birlik, beraberlik varken... Avrupa'ya, Amerika'ya, Asya'ya bilmem neyse Türk düşmanlarına karşı birlik beraberlik olmuyorsanız, ayrı ayrı baş çekiyorsanız biz Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz diyorsanız ucubesiniz. Peki bak şimdi Tayyip Erdoğan'ı... Ya kardeşim ne konuşuyorsun sen ya? Ben konuşuyorum ya, genel başkan burada. Size ne oluyor arkadaşlar, biraz susun ya. Biraz susun, tamam. Bir dakika. Tayyip Erdoğan kendi partisinden ayrılmadı mı? Ayrıldı. Erbakan Hoca'dan ayrılmadı. Konjektür öyleydi, ayrıldı. Tamam, halk desteği verdi, halen de veriyor. Bak Erdoğan'a konjektürse, hocayı, rahmetli hocayı bırakıp ayrıldıysa... Ayrıldı. Sen de rahmetli hocayla birlikteydin değil mi? Tabii ki birlikteydim. Sen de ayrıldın değil mi rahmetli hocayla? Tabii ayrıldım. Güzel. Rahmetli hoca da size Siyonizmin hizmetindesiniz dedi mi? Dedi, Allah için. Bak yukarıda Allah var. Sen Siyonizmin hizmetinde misin? Ama bakınız, bir şey daha söyleyeyim. Hiçbir şey söyleme artık, tamam? Bak ben vatandaşa rahmetli sahip... Rahmetli hocaya karşı... koymadı, adamın yapacağı kalmadı. Rahmetli hocayı siz sattınız. Hiç anlamam. Rahmetli hocayı hiç sattınız. Rahmetli hocayı sattınız. Yok ya, sen nereye sattın? Hiçbir satmadık, onu da bize. Daha sonra Özdağ, Bolu, Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek ziyaretini Yukarı Çarşı'daki esnaf ziyareti takip etti. Esnafı dinleyen Özdağ, Türkçe isimli dükkanlara teşekkür belgesi verdi. Türkçe isim. Biz yabancı isim istemiyoruz. Evet. Özdağ'ın Bolu programı, İzzet Baysal Caddesi üzerinde yaptığı basın açıklaması ile sona erdi. Bugün Bolu'da sizlerin de eşliğinde hem Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, hem Bolu Belediye Başkanı Sayın Danju Başkan, hem de Bolu'nun değerli esnaflarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdik. Ve bu görüşmelerden biz de Zafer Partisi olarak son derece faydalandık ve bilgilendik. Bütün Türkiye'de çok ağır bir şekilde yaşadığımız ekonomik krizi Bolu'da da hissetmemek mümkün değil. Ticaret son derece yavaşlamış durumda. Esnaf bunun bitkinliğini ve bıkkınlığını yaşıyor. Bu meselenin ağırlaşmasına neden olan en önemli husus ekonomik krizin hiç şüphesiz ülkemizde bulunan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ekonomi üzerinde, iş piyasası üzerinde oluşturmuş olduğu olumsuz baskıdır. Ve biz de bütün platformlarda bu konuda Zafer Partisi olarak Anadolu Kalesi projesi çerçevesinde nasıl vatanlarına bu insanları yollayacağımızı izah ettik. Bütün muhataplarımızdan hemen hemen bir muhatabımız haricinde olumlu cevap aldık, destek aldık. O olumsuz cevap veren arkadaşımız da ileride bizim noktamıza getireceğimizden eminiz. Size de basın olarak bütün bu
ziyaret sırasında göstermiş olduğunuz yakın ilgiden ve yakın takipten dolayı içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Anadolu'da Bolu basını kadar yakından takip eden ve doğru yansıtan şu ana kadar bu yoğunlukta bir basınla karşılaşmamıştım. Onun için Bolu halkı da Bolu'daki yerel basınla gurur duyabilir.